Herkese merhaba Ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'a gördüğünüz gibi arkadaşlar kadim krallık serimize diyecektim. Kadim çağ serimize kafam karıştırdı abi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar olaya bakar mısınız? Burada örümceğimiz var ya görünmez örümceğimiz şu blokların altında. Onun yüzünden böyle oluyor ama yakınlaşınca bütün havası gidiyor abi. Arkadaşlar bugün girişten anlayabileceğiniz gibi biraz hastayım boğazım ağrıyor daha tam hasta olmadım ama bayağı ağrıyor Ali abiye geçmiş olsun dileklerimizi yolladık ama ben de hasta oldum abi Herhalde Ali Bey amca bana discord'dan hastalığını bulaştırdı <laughs> Bugün tek başımızayız arkadaşlar serverda da şu an tek başımızayız Bugün ne yapacağız arkadaşlar bugün yine çok tatlı şekilde çalışacağız Öncelikle yukarıya bayağıdır çıkmıyorduk bir çıkayım bir bakayım dedim Ben video dışında da çıkmıyorum çok fazla sadece bir afk bırakırken Şuraları bir toplayacağım. Bugün en son videodan sonra yine birazcık daha çalıştım. Çok fazla çalışamadım arkadaşlar. Bu ara bir yoğunluk vardı. Ee, video dışında çok fazla çalışamadım. Çok fazla kazı yapamadım. Ama bu aralar yapmayı düşünüyorum yani tekrar. Biliyorsunuz video dışında çalıştıklarımızla bir şeyler yapıyoruz yer altı içerisinde. Yoksa her şeyi, her kazıyı videoya çeksem arkadaşlar. E, çalıştığımız her şeyi şu an rahat bir kadim çağda bile 50. 60. bölüme gelmiştik hatta daha fazla olmuştu. Ama maalesef ki videoda yapılacak şey oluyor yapılmayacak şey oluyor. Yani e, bir dağın içini sürekli kazmam da videoda da çekmem arkadaşlar. Hani dışarıda falan olsa kazı yapsak yine güzel olur da dağın içinde bilmiyorum sıkıcı oluyor mudur. Şimdi yemeğim, yemeğim yok. Şurada pişmiş bir sürü yemek vardı oradan götüreyim arkadaşlar şuradan alayım. Bir tane battis salin. Arkadaşlar şimdi bir yatalım uyuyalım abi. ineklerimize de ineklerimizi ve koyunlarımızı da göstereceğim. Bayağı bir arttılar. Öncelikle bir yudum kahve alayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim bu tarafta ne var? Ne farmımız vardı? Farm diyorum. Ahırımız vardı. Koyun ve inek besliyorduk burada. Bunlar bayağı bir arttı. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. Ee, önce çoğaltıp sonra kesecektim de küçükleri kesmiş oluruz. Ben bunları bir toplu halde bir bayağı bir keseyim. Hem şey ihtiyacımız karşılanır yemek. Ayrıca da çünkü bunlar arttı bayağı bu kadar fazla. 3-5 tane kalsa yeter. Şöyle. Yalnız kalmadı ha. Şu ikisinin canlarınız az ben biliyorum. Şu tarafta kalmasın. Sen de öl. Sen Oo terbiyesizler oraya saklanmışlar. Bu çiğetler nasıl düşüyor abi? Ben de yani kılıcım yanıyor. Nasıl düşüyor bunlar? Şimdi bu kadar yeter abi bunlar burada kalsın be. Siz bir besleyin gelin bakayım koçlarım. Tamam siz son ineklersiniz tamam mı? Sizi affettim. Koyunları da aynı şekilde. Şöyle bir keseceğim arkadaşlar. Gerçi önce bunların tüylerini toplayabilirdik. De toplarız gene ya. Zaten bayağı bir artıyor arkadaşlar. Burası bizim ahırımız. Yukarıya başka ahır yapar mıydı? Ya da hayvanlar aşağı taşısam mı? O tam bir muamma arkadaşlar. Ne yapacağımı hiç karar veremedim. Aşağı hayvan taşısam ses yapıyorlar. Açık söylemem de ses yapmalarını istemiyorum. Çok ses yapıyorlar. Çok gürültü yapıyorlar çünkü arkadaşlar. Gıcık oluyorum ben de. Bunları da biraz daha öldürelim. Dur ya bu kadar fazla. Kaçma bir yere. Çok lag yapıyor bir de bunlar arkadaşlar. Bize uzak bir yerde mesela yukarıya çok çıkmadığımız için burada takılabilir bunlar. Şimdi gel bakalım. Ciğerim. Siz ikiniz şunu yiyin. Sen bunu ye. Ha çiftler bırakmışız. Güzel olmuş. Tamam. Bayağı da malzeme düştü. Yemek düştü arkadaşlar. Yemek sorunumuz kalmadı. Tamam bunları beslediğimize göre. Şurada patatesler var. Onları şimdilik almayacağım. Onlarla uğraşmayacağım. Şurada geçici şeker, şeker, kamışı var. Bu arada buradaki balık farmını arkadaşlar aşağıya taşımayı düşünüyorum. Şöyle bir at şunla besleneceğim abi biftekle. Onu da video dışında bir ihtimal taşırım arkadaşlar. Şimdi yeraltı şehrimize bir inelim. Bu arada buradaki damatlarda geçen kırdık. Aşağıda bir bunun yarısı kadar daha malzeme var. Onları da buraya getirip bir dizeceğim arkadaşlar. Şöyle bir inelim daha şehrimize. Oha. Arkadaşlar o ne? Ne yazıyor abi? Bu alandan Kadim Çağ metrosu geçeceği için kullanıma kapatılmıştır. Ali Bey amca. Oha Ali Bey amca tarafından trollendik arkadaşlar. Ne Flash TV yaptım ama. Arkadaşlar Ali Bey amca gelmiş. Bizi trollemiş. Bu Ali Bey amca bizim müttefikimiz değil mi ya? Biz sırtımızı kime döneceğiz arkadaşlar? Biz Murat abi'ye düşman kesildik trolllediği için. Ali Bey amcayla müttefik olduk. Ali Bey amca gelmiş trollemiş bizi. O zaman Ali Bey amcamıza bunun cevabını yakında veririz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Kendisine de bunları böyle kırıyoruz. <laughs> Şimdi uğraşsam mı ki bununla? Yoksa video dışında mı kısalım? Şurayı kazdım ya o yüzden koyacaktım. Arkadaşlar Ali Bey amcamız bizi trollemiş bildiğin ya. Bu arada video dışında arkadaşlar yaptığım şeyleri göstereceğim size. Şöyle F5 ile göstereyim hatta. F5 ile göstermeyi seviyorum ama neyse bunu göstermeyim. Şimdi üst kata... Üst kata bir kat daha yapmayı düşündüğüm için orayı şöyle şu şekilde kazdım arkadaşlar ve e, şu karşıya giden merdivenler e, köprüler olacak dedik ya tabi bu şekilde olmayacak buralarını değiştireceğiz. E, ve bu tarafa da şu katın aynısı gibi bu tarafa da olacak çünkü bildiğiniz birbirinin aynısı olduğu için. 3 katta bu tarafa yapacağız belki buranın alt katına da şunun gibi bir şey yapabiliriz böyle chest odası gibi. Bilmiyorum şu an daha karar vermedim arkadaşlar. Buradan karşıya giden köprülerimiz var ve ayrıca ne yaptım bakın arkadaşlar. Ye, zehir gibi çalıştım. Buradan merdiven var arkadaşlar yukarıya. En aşağıdan yoktu biliyorsunuz. Video dışında yaptım bunu. Ve şu taşları falan da bayağı bir değiştirdim. Buraya kadar merdiven vardı. Üste yoktu. Üste de merdiven açtım arkadaşlar. Ve üstte de bu şekilde merdiven çıkıyor ve şuralarda kazmaya başladım. Neden deyin? Tam bu 3 kat üst 3 kat demem 1 2 3 kat. Bu tarafını aynı bu taraf gibi kocaman bir boşluk yapacağım. Biz buradan geçeceğiz arkadaşlar. Köprülerin arasından falan geçeceğiz. Belli geçişler falan yapacağım. Süper şeyler düşünüyorum köprüleri. Bu tarafta bir alınan olacak. Yalnız orayı bırakmamın sebebi buraya fener yetmiyor abi. Şuraya fener yetmiyor. Diğer fener de buraya şu feneri biraz bu tarafa taşımak istemedim. Çünkü şurada koridorun yan duvarlarını kazacağım. Diğer taraftaki şuralara yetmediği için. Şimdilik dokunmadım arkadaşlar. Ama bunu buraları böyle kazmayı düşünüyorum. Yani şu 3 bloktan şu tarafını komple kazacağız arkadaşlar. Anlatabildim bilmiyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün de yine şurayla ilgileneceğiz arkadaşlar. Buraya aynı buranın altındaki yalnız şöyle olması lazım. Buranın altındakiler gibi balkon yapacağız arkadaşlar. Onunla uğraşacağız. Ee, yine birkaç tane daha ufak tefek işlerimizi hallederiz bugün bu bölümde. Biraz hastayım arkadaşlar. Çok enerjik olamazsam dediğim gibi kusura bakmayın. Ee, şuradaki şuraya kadar geliyordu bu arada. Buradaki... Ee nedir wardlar arkadaşlar onları da kazdım ve şu sırayı da full e, ne yaptım arkadaşlar kaktüs yaptım şimdi şu elimdeki şeyleri bırakacağım öncelikle şunları pişirmeye atacağım pişmeyenleri çiğleri atalım çiğler nasıl kalıyor onu dediğim gibi yorumlarda belir belirtin arkadaşlar da bunlar kaldı ve şurada yiyeceklerimiz var biliyorsunuz hepsi için ayrı bir oda yapmayı bile düşünüyorum yiyecek yeri için falan biraz abartım olur bilmiyorum ve bu arada yine demir biriktiriyoruz arkadaşlar. Şimdi hayvanlardan düşen şeyleri yünler de dahil buraya bırakıyoruz. Obsidyen varmış. Obsidyenlerin direkt şöyle yeri var. Bayağı obsidyenimiz var. Ve ee, şeyleri nereye koyalım? Şunları ekmeğe çevirip buraya atabiliriz arkadaşlar. Şu anlık buğdaya ihtiyacımız yok çünkü. Artan doğru atarız bir şey olmaz. Üstüne geldiği zaman şöyle. Burada var mı zaten hadi? Yok direkt bizim attık. Hatta onu da çevirelim. Dur bakayım. Şöyle. Bugün tek başımızayız arkadaşlar. Bakalım çalışacağız. Dediğim gibi hasta olacağım. İnşallah olmam olmamaya çalışıyorum ama olacağım gibi arkadaşlar. Ben nazı dayanacağım. Şimdi buraya da çakıl vardı. Başka şu tohumu tohum şunun yanına atsak buraya bir şey olmaz ya. Tamam. Şimdi arkadaşlar envanter düzenini bitirdikten sonra işimize başlayacağız. Bu arada buralar da full dolmaya başladı. Burası şu sıra full doldu arkadaşlar bakın. Şurası komple taş. Şu sıraya geçtim artık. Şurası da komple işte Granit, diorit, çakıl, toprak ee, ve işte kum falan filan olacak. Buralarda biriktiriyorum ve bunlar da işimize yarayacak arkadaşlar. Şöyle bir sıralama yapalım. Şunu şuraya at. En taşı şimdi şuraya bir yere at. Onu ayarlarız. Tamam. Şu taşları da şöyle bir atalım elimizden. Şimdi yukarıya ne yapmamız lazım? Öncelikle ee, balkonunu bir düzenleyelim. Şu şekilde yapalım. Şurayı kırıp çünkü öyle yapma yapmamız arkadaşlar ilk orayı yapmamız güzel olacak. Bu arada arkadaşlar level'ımdan gördüğünüz gibi ben video dışında öldüm abi. Ve hem de nerede öldüğümü göstersem. Ya ve nazar değmesin diyorduk ve nazar değdi. Yani seriye başladığımızdan beri o ilk günümüz videomuz hariç ilk defa öldüm arkadaşlar. ya Şuradaydı sanırım. Buradan şu içeriye giren bir yer vardı. Burası değil o zaman alt kat olabilir. Oraya girdim. iki tane creeper gördüm arkadaşlar. Hani creeperları barut sıkıntısı çekiyoruz ya öldüreyim dedim. Creeperlarla uğraşırken aşağıda şöyle bir yükseklik varmış. Oradan arkama creeper düşüp patlamış dibimde. Kanatlı olunca zırhta çok iyi olmadığı için bu Raka, raka gibi resmen GG oldum arkadaşlar. Hemen şuraya şöyle bir dolduralım. Bugün tatlı bir muhabbetli arkadaşlar bir video yapmaya çalışacağız biraz dediğim gibi hasta olacağım herhalde. O yüzden çok enerjik olamazsam kusura bakmayın arkadaşlar. Lakin e, yani video çekmesem videosuz kalınacak. O yüzden video atmak atmamak istemediğim için hasta bile olsam e, bu videoyu bu şekilde izleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Aslında moralim falan şu an güzel ama bağıramıyorum. <laughs> o yüzden de siz beni şu an üzgün falan zannetmeyin. Hastayım arkadaşlar. Buradan bildireyim. Şuraları şöyle çekelim. Buranın bir alt katı nasılsa yani tasarımını nasıl yapsak birebir aynı şekilde bu katı da yapacağız. Misafir odalarını çok beğenmişsiniz bu arada arkadaşlar. Bunlardan zaten şu karşıya benim aklımda vardı ama sizlerden de çok destek geldi. Merdivenli şeklini bile birebir aynı olarak şu karşıya yapacağım arkadaşlar. Şu üst katın şu iki katı da buraya kazacağım. Büyük ihtimalle video dışında kazarım ben orayı. Ee, ve şuralardan da şuradan içeriye aynı bu şekilde oda girecek. Çok tatlı olacak. Şu taraflara falan da hep böyle misafir odaları yapmamı söylemişsiniz. Bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım. Değişik planlarım var ama. Ya beğenmediğim şeyler zaten değiştirebiliyoruz. Sonsuza kadar kalacak diye bir şey yok arkadaşlar. Belki bu misafir odasını da beğenmeyeceğiz. Burayı da full kırıp yeniden başka bir şey tasarlayacağız. Ee, ama zamanla arkadaşlar hata yaparak öğreniliyor. Güzel olup olmadığında böyle bakarak öğreniyoruz neyin güzel olup neyin güzel olmadığını. Yalnız şurayı kapatacağım. Burası açık durmasın. Yalnız bana niye hiçbir şey gelmiyor? Şöyle kapatayım. Değil mi? Zaten öyle kapatmam gerekiyordu aslında ama. Neyse. Biraz düzen yapacağız. Şöyle. Bu arada su sesi geliyor. Şu tarafta büyük bir ihtimal bir şey var arkadaşlar. Büyük bir raven. Hani yer altındaki ravenlar oluyor ya. Aynen şuraya da şöyle bir yapıştırıp. Şimdi esas olaya geldik. Şimdi buranın şeylerini yapmadan önce kolonları belirlersek arkadaşlar işimiz kolay olacak. Hemen şuradan ne yapalım o zaman. Ben video dışında biraz ladin de kastım arkadaşlar bu arada. Onları kullanmış mıydım ben ya? Bayağı vardı. Bu kadar gerçi yeter bize çok bile ama. Şöyle şunlardan alalım. Biraz merdiven yapalım arkadaşlar. Şu şekilde. Hoppala. Tamam. Şimdi uçacağım onu sen bir ver de. Şunu da ver. Orada barutumuz harbiden az ya. Hoppa. Tam neresi hacı abi? Şu deme. Şu. Tam burasını arkadaşlar. Klasik bizim kolonumuzdan. Bu nasıl bir şey oldu ya? Hop şöyle kolonumuzdan yapıyoruz. Aralarında beşer boşluktu hatırladığım kadarıyla ama yine de bir sağlam alalım içimizi. Şöyle. Şunu kır. Hah. 1, 2, 3, 4, 5 doğru hatırlamışım. Ve şuradan da yukarıya çıkılırsa merdiven yapıyoruz ya. Yani. Çıkılmayacak ama çıkılırsa diye koyuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya belki belli olmaz arkadaşlar. Oradaki merdivenden çıkıp belki bunu tavana kadar yaparız yani. Bilmiyorum. Bir yudum kahve alayım. Belki dediğim gibi tavana kadar yaparız. Belli olmaz. 1 2 3 4 5 Dur lan. 1 2 3 4 5 Hastayım harbiden ya. 1 2 3 4 5 Tam burası niye böyle oldu abi? Yanlış mı yaptık? Abi yanlış yapmışız. Şu sadece bu son yeri yanlış yapmışız. 5. şuraya olacak. 3 4 5 Aynen. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bunları bir tamamlayalım. Sonra buranın ışıklandırmasını yapacağız. Odalarını yapacağız. Sifi çok tatlı oluyor arkadaşlar ya. Yeraltı şehrimiz. Gerçekten çok severek oynuyorum. Video dışında olsun. Saatlerce zaten insan sevmese yapılacak iş değil gerçekten. Ve arkadaşlar siz beğendiğiniz sürece kadim çağ videolarını ben sık atıyorum. Yani yoksa izlenme olarak hani diğer serilere karşılaştırdığımızda bayağı geride olmasına rağmen ben sırf kendim sevdiğim için ve seven bayağı bir kitle olduğu için kadim çağı hızlı bir şekilde atıyorum yani devamının gelmesini ve hızlı bir şekilde gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şuralar hemen merdivenlerini bir... lan ha yapıştıralım. Şu şekilde ben şu şekil giyinirim. Şu bayan şu şekil. Şu şekil. yukarıya da koyaydık şöyle. Hop buranın böyleydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ha uçlara da koyuyormuşuz. Neyse. Yanlış hatırladık arkadaşlar ne bağırıyorsunuz. Şurayı da şöyle yap. Hah. Tamam. Şimdi şu da şu şekilde koya koya. Güzel olacak arkadaşlar. Şu şu sistem güzel oldu. Bunu da video dışında yapmıştım. Bunun güzel oldu falan filan. Kalsın bilmem ne. Kaldı böyle böyle. Tamam. Şimdi kapılarımız ne şekilde oluyor arkadaşlar? 1, 2, 3. Şuraya kadar. Şu şekilde değil mi? Hatırladığım kadarıyla. Aynen aynen 4. Ortası 5. oluyor. Ama buraya iki tık kazmamız gerekiyor. Kapı şeklinde bir şey yapacağız. Şöyle bir ışık at şimdilik. <laughs> Dostlarımızdan biri olsa yardım isterdik. Kimse yok arkadaşlar. Server bomboş. Ali Bey amca da hasta zaten. Arada Ali Bey amca geliyordu. Ali Bey amcamız da hasta oldu. O da gelemiyor artık. Şur Şurayı bir kazalım. Hop. Tamam. Şurayı. Lan, oğlum bu hız olmaz da böyle bir sıkıntı ya. Dört... Ne yapacağız? Beyaz kil lazım bize. Beyaz kil var mıydı ya? Kalmıştır inşallah. Video dışında toplayayım dedim. Bu arada buranın yanlarını falan değiştireceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Taş tuğla yapmayı düşünüyorum orada. Beyaz kil ve beyaz kil lazım bize. Bir saniye şöyle bir bakalım. Oo, üçlü olması daha güzeldi. Beyaz kil ve merdiven lazım bize. Işık taşı ve tuzak kapısı. Değil mi? Beyaz kilimiz var mı bilmiyorum ama. 44 tane yeter inşallah. Tuzak kapısı hemen yapalım. Baya yapalım lazım oluyor zaten. Işık taşımız olmayabilir. Işık taşı 5. Zaten 4 kapı oluyor. Tamam 4 kapı için. Tamam. İnşallah bunlar yeter. Video dışında bunları toplamam gerekiyor arkadaşlar. Bitti gibi bir şey. Şuna bak şeyimiz de kalmamış ya. Şuna bak fızlığı da getirmiş. Hop. Şimdi bunların içerisini şu şekilde bir tasarlayalım. Tamam. Kapı yerlerini belirleyeceğiz. Öncelikle şunları bir yapayım da arkadaşlar. Onları yapılacak işler. Hop tamam. Şöyle. Bu da yani hiçbir yerden gördüğüm bir şey değil arkadaşlar. Kafaya göre. Doğaçlama video dışı. Ben nasıl oluyor acaba falan diye yaptım. Şunları alalım yetmeyecek çünkü diğerlerine. Bunları zaten kullanmayacağız. Kapı gelecek ya arkadaşlar. Hop. Şöyle. Şuraya koy. Başka merdiven yok mu? Crafting atalım buraya bir yere. Şu kapının. Burası kapı olacak ya. Şuraya. Crafting katalım arkadaşlar. Kapı yerlerini kırayım. Abi bildiğiniz beyaz kilimiz kalmadı ya. Video dışında toplayacağız artık. Şuraları da kıracağız gerçi. Doğru dur 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 dur. Oralara da ışık gelecek arkadaşlar. Tamam şunu şöyle. Ee, şimdi şu ışıkları bir yapıştıralım. Her yere. Şu şekilde. Şu şekilde ve şu şekilde. Şimdi bize gereken ne? Oha aşağı dendirmem var. Bize gereken tuzak kapımız var. Ha, biraz da merdiven yapacağım gene. Şunu bir çevir. Şunu bir komple merdiven yap. Buraya iki tane gerekiyor ama gene de lazım olabilir. Tamam buranın tuzak kapısı tamammış. Aynı şekilde buraya da, buraya da ve buraya da. Şimdi bir bakalım şöyle. Gayet sweet arkadaşlar. Ne eksiğimiz kaldı? Bu çitlerini yapacağız önünün ve içerisinin odalarını kazacağız. Odalarını kaça kaç yapmıştık? Hemen onlara bir bakayım. Şu genişlik 5'ti sanırım. 5'e 5 beş, yukarıya da kafamızın yettiği kadar. Aynen. Çok sweet olacak arkadaşlar. Öncelikle ne yapacaktım? Şu. E, yalnız bu genişlik bu kadar değildi ya. Emin miyiz abi? Şuraya çit koyunca kısala, kısalıyor. Ben bir tık önden mi yaptım? Ne yaptım ya? Bir saniye bir şey deneyeceğim. Yok. Gayet de tam, de tam denk geliyor ama. Bir şey yanlış yaptım sanırım ben. Ben bir hata yaptım sanırım. Şimdi burası böyle tamam. Bir iki boşluk üçüncüye şey geliyor. Bir iki boşluk üçüncüye. Hmm. Burayı bir tık önden mi yaptık acaba? Olabilir mi öyle bir şey? Şurayı. Abi o yanlış çok büyük olur ya. Aynen. Hmm. Zaten hastayım. Arkadaşlar cidden yanlış yapmışız. Bir tık daha kazacağız abi. Abi üst katta böyle olsun diyemiyorum. Çünkü güzel simetrik olmasını istiyorum. Ben burayı komple bir değiştireyim arkadaşlar. Bu halimle ondan sonra görüşürüz. 2000 years later. Arkadaşlar deminden beri gördüğünüz bütün her şeyi yıkıp bir tık geriye taşıdım. Şu duvarı bir tık geriye taşımam Gördüğünüz bütün her şeyi yıkmam anlamına geliyordu ve hepsini yıktım arkadaşlar. Sıfırdan yaptım bu şekilde. Baya biraz uzun sürdü ama bu hasta halimle Ama değdi bence. Güzel oldu. Şimdi buranın çitini çekeceğiz arkadaşlar. Aşağıda şimdi çit var mı? Ben bir ona bakacağım. Burası niye böyle çirkin durmuş ya? Şöyle. Buradan yaratık yaratık spawn olur. Bir ışık katalım. Çit var mı? Ona bakacağım arkadaşlar. Şuraya gelip ee, yoksa kendim yapacağım direkt. Burada varmış. O güzel. Şimdi o zaman şunları da bir at. Bunlara ihtiyacımız kalmadı. Bir 64 zaten yeter. Hatta fazla bile. Şöyle bir çıkalım şimdi oraya arkadaşlar. Lan kanadı mı kırıldı? Nasıl düştüğümüzü gördünüz değil mi arkadaşlar? Kendi kendine lapsiye düştü kanat kırılmış gibi. Şimdi tam buradan bir çekelim abi. Ondan sonra arkadaşlar odaların içini falan aç açmayı düşünüyorum. Ee, ondan sonra da zaten üst kattaki işimiz hemen hemen bitmiş olacak. Buranın sadece şuraları falan değiştirilecek, güzelleştirilecek. Onları ben video dışında yaparım büyük ihtimalle. Şöyle şunu da şuraya kadar çekelim. Bunları bir tık taşırabiliriz. Şimdi bura böyle oldu. Şuraya bir geçelim bakalım. Şu uzaktan mesela nasıl duruyor arkadaşlar değil mi? Şöyle bir bakalım. Oo, çok sweet değil mi arkadaşlar? Şöyle bir de görüntü alayım. Gayet tatlı. 3 katlı olunca daha güzel orada cidden. Şimdi bu tarafa da aynısını yaptığımız zaman bakalım nasıl duracak arkadaşlar. Açıkçası ben de merak ediyorum ve şurayı bir değiştireceğim ha. Oha Endermite. Oğlum Enderman'i çağırırım vallahi. Bana dokunmadan öleceksin. Öl. Öl. Öldü. <laughs> Kendi öldü. Ben bir şey yapmadım. Şimdi şurayı bir şöyle kazsak zaten düzgün kazmış oluyoruz. Çakıllardan da ben bıktım ya. Cidden bıktım. Yıldık yıldık. Kasabalı yıldık desin yıldık. Şöyle. Heh, tamam şimdi buraya bir ışık atalım. Hadi yerini bu şekilde değiştireceğiz arkadaşlar. Şuraları falan da daha değiştirmemişim. Buranın içini nasıl yapıyorduk şimdi? Şu şekilde 2 şu şekilde geliyoruz. Tamam şöyle. Şu şekilde geliyoruz. 1 2 3 4 5 Şöyle kazzam tam oraya denk geliyor mu? 1 2 3 4 5 Aynen. Şu şekilde kazabiliyoruz arkadaşlar şu şekilde gayet tatlı. İçlerini bir belirleyeyim arkadaşlar ben. O nasıl üst tarafı kazarız hadi bakalım. Arkadaşlar hepsinin içini belirledim. Şimdi sadece kafayı yukarı kaldırıp hepsini kazmak kaldı. Ve şuralarını falan düzenleriz düzenlersek. Bu da bu dört kalmış bak gördüğünüz gibi dediğimler. Şöyle şöyle şimdi bunların içerisine bu şekilde bir kazacağım. Hepsini açtım bu arada arkadaşlar tüm odaları. Şu şekilde gördüğünüz gibi en fazla ne kadar 7 blok falan yetiyor sanırım. Buraya aslında hız güzel gidiyormuş. Ben şimdi onu anladım. Ve aydınlatmasını da şöyle yapıyorum. Şu yukarılara koydum ya. Yani neyse bir tane de ortaya koyalım. Böyle bu tatlı. Ben gördüğünüz gibi bütün odaların içlerini 5x5 e, yüksekliği de 2 olarak. Yani 5x5 2 olarak yaptım. Şimdi bunların içerisini boşaltayım hepsinin. Ondan sonra şuraları tasarlarız. Evet. Hepsi bitti arkadaşlar ve envanterim de olmuş abi. Şimdi bunların içerilerini bir aydınlatalım. Karanlık kalıp yaratık falan spawn olmasın arkadaşlar. Ondan sonra şu önlerini falan düzeyeceğiz. Bunun içinde kömür kalmış onu alırız. İçini full düzenleyeceğimiz için zaten. Şimdi şöyle bir içeri şöyle bir atlayalım. Şuradan envanterimizi bir boşaltalım arkadaşlar. Leş gibi olmuş ya. Diyor çıkmadı herhalde. Bundan çıktı şey ee, andezit. Buraya attık. Ne oluyor lan lag var. Şuraya şunu at. Çakıl bayağı çakıl çıkmış. Yuh bir buçuk istek. Tamam. Şu Demirleri de bir atalım pissin arkadaşlar. Hop. Bayağı bir yemeğimiz de olacak. Şuraya da atmıştım. Şuraya da atmıştım. Tamam bunları bir yemekliğe koyalım arkadaşlar. Buradaki her şey pişmemiş mi hala? Allah Allah. Burada gördüğünüz gibi bayağı maden birikti. Bunları da e, şuraya bu şunu da atayım. Bunları da yukarıya koyacağız arkadaşlar. Şimdi sen şunu da bir at. Şuna da ihtiyacımız kalmadı. Şu yukarıya bir çıkıp son kez bir düzenleme yapacağım. Şu kapıların önleri falan kaldı ya arkadaşlar. Şu içerilerine şimdilik karışmıyorum iç tasarım yaparken. Artık değiştiririz onu. Çünkü içerilere birer tane yatak atacağız, fırın atacağız, sandık atacağız. Ki burada insanlar ee, belki köylü getireceğiz buraya arkadaşlar. Onlara işte hediye olsun. Ve ee, burada hiç yaratık spawn olmamasını sağlamamız lazım böyle. Çünkü köylüler etrafta serbestçe dolaşacak arkadaşlar öyle bir ortam yaratacağız onlara. Vatandaşlarımıza. Şöyle şöyle düzenleyeyim de çirkin duruyor. Aklım ben bunu video dışında hallederim ya. Şu yukarıda da kazmamız gerekecek arkadaşlar. Şuralar da çok tatlı olacak. Şimdi ben şeyleri attım değil mi? Neyse. Burayı çit yapacaktım da buranın şeyini de değiştireceğiz. Hatta ben bu üst sadece bir üst katınkini değiştireyim nasıl duruyor bir bakayım. Şöyle bir kırayım şurayı. Arkadaşlar şu şekilde kırabiliriz. İki ikili bir kıralım. Şu yük ileriden de kırarak gelelim. Buraya normal bir taş Allah taş tuğlalarla şey yapacağız arkadaşlar. Hop. Ne oluyor lan? Heh. Havada asılı kaldım ya. Şahitlerim var arkadaşlar. Şahitsiniz. Kömür falan onları alacağız. Ha. Şimdi bura üçlü mü yapmış şu şekilde? Arkadaşlar hem hem hız var hem hızlı yol yapıyorum bak. Hop. O da fazla oluyor. <laughs> Gerek yok zaten direkt hızlı yol olmuş oluyor. Lan. Ayda. Kardeşim sen nasıl bir de onun içine girebiliyorsun ya? Bizi öldürmeye çalışıyor terbiyesiz oyun. Şurayı şimdi karşıya kadar bir tamamlayalım. Şuradan şöyle tamamlayabiliyoruz gerçi. Hız olması bir yönden iyi bir yönden de kötü ya. Böyle sıkıntılar oluyor. Heh. Buraya Burayı nasıl durduğuna bakacağım arkadaşlar. Sadece amacım şu. Ee, buraya köprü yapacağız biliyorsunuz. Arkadaşlar buralar çok tatlı olmayacak mı ya? Çok sweet olmayacak mı ya? Bildiğiniz yeraltı şehri yapıyoruz abi. Çok tatlı olacak. Kadim krallığımıza, minastiritimize, gondorumuza dönmek için arkadaşlar bu çabaların hepsi. Şöyle şu aralarda birkaç tane atayım. Şöyle bir uçayım. Yani, yani şu an fark görünmedi çünkü daha her taraf değiştirmedik. Ve buraları şu şekilde arkadaşlar şöyle şöyle şöyle, şöyle süsler yaparak birbirlerin arasında geçilen yerler. Direkt köprüler. Oraları süsleyeceğiz ve diğer tarafta baya büyük bir koridor olacak. O tarafa doğru gidiliyor olacak arkadaşlar. Bu arada Ali Bey amca buradan yol geçecek demiş ya. Gördüğünüz gibi bir de ray çekmiş arkadaşlar. Az da burayı kullanabiliriz. ray malifalitiko gibi. Bence gayet güzel olmuş. Ali Bey amcamızın eline sağlık ama cevabımız yakında gelecektir arkadaşlar. Birlikte trolleşeceğiz. Şunları şimdilik bir kırayım. Video dışında bana bunlar işinde. Ali Bey amca obsidenle yapmış bir de Ali Bey amca ya. Ali Bey amca niye böyle şeyler yapıyorsun? Arkadaşlar bir de adam yaşlı bir şey de diyemiyoruz. Yazık bir de hasta olmuş. Bir, yalnız burada bu kadar az mı aydınlattım diye? Sanki biraz karanlık geldi gözüme de. Bunları bir kırayım mı? Ali Bey amcamıza da obsidenler için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. 8 tane bakalım. Gerçi kendimi getirdi buradan mı aldı? <laughs> buradan almamıştır sanmıyorum. Alsa bile obsidiyenin kaçı kaç kuruş ya nedir yani. Arkadaşlar bu bölümde de bir kat daha çıktık ve şu tarafa köprülerimiz artık yavaş yavaş oluyor. Şu aynısını karşıya geçeceğiz. Bunu videoda mı yaparım bu tarafa aynısı? Video dışında mı yaparım bilmiyorum. Video dışında bayağı çalışasım geliyor bazen. O zamanlar yaparım arkadaşlar. Biz konuşana kadar da şeker kamışları büyümüş. Şöyle de bir son kez göstereyim. Üç katlı yerimiz. Teşekkürler izlediğiniz için arkadaşlar. Bu arada daha fazla kadim çağ istiyorsanız videoları beğenmeyi unutmayın. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Hop şöyle göstereceğim. Daha fazla kadim çay arkadaşlar dediğim gibi videoları beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok beğenirseniz o kadar hızlı bir şekilde atmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.